İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi heyetinin katılımıyla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde toplantı. Bayramov, Sumgayt katliamlarını, Maragan'ın yok edilmesini hatırlamıyor gibi görünüyor. Karen Vırtanesyan, önceki tavizlerin faydasız olduğu ortaya çıktı, yeniden taviz vermemiz gerekiyor. Hindistan Büyükelçisi Armenosit Müze Enstitüsü'nde ağırlandı. Lomanasov Moskova Devlet Üniversitesi'nde Ermeni Araştırmaları Bölümü açılacak. Hayko Bağdat, dikkatli olun, aranızda saklanan Ermeniler var. Doğu Ermenistan milli takımının oyuncusu atıcı Elmira e Garabetyan, olimpiyat oyunlarının meşale koşusuna katıldı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Vipo'da Batı Ermenistan'ın Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan ve Delege Vartan Simonyan'ın temsil ettiği heyet, yerli örgütlerin katılımıyla 11 Temmuz 2024 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Müdürünün himayesinde gerçekleşen toplantı, dünyanın önde gelen fikri mülkiyet koruma kuruluşları ve Batı Ermenistan'ı ilgilendiriyordu. Toplantının amacı geçen ay sözleşmenin imzalanmasının ardından herkesin kendini ifade etmesine olanak sağlamak ve mümkünse şüpheleri ortadan kaldırmaktı. Başkan Armena Gabrahamyan 3 soru sordu. Aşağıda sunuyoruz. 1. Genetik kaynak sahiplerine gelince yerli halkların hakları bildirgesinin 26. maddesinin dikkate alınmadığı izlenimi ediniyoruz. 2. Dördüncü madde ile ilgili olarak Akit taraflardan biri bu patent başvuruları için geçerli olan mevcut ulusal kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu antlaşmanın kendisi açısından yürürlüğe girmesinden önce yapılan patent başvurularına ilişkin olarak bu antlaşmanın yükümlülüklerini uygulamayacaktır. İmzacı devletlerin önceki patentleri yeni antlaşmanın hükümlerine ve gerekliliklerine uyarlanmalarına izin vermek mümkün olacak mı? 3. Antlaşma bölgenin işgal edilebileceği veya bölgenin hukuki egemenliğine itiraz edildiği veya ihtilaflı olduğu gerçeğini bir kez bile dikkate almamıştır. Bu nedenle işgal edilen veya ihtilaflı bölgeyle ilgili antlaşmanın yürüle girmesinden önce veya sonra herhangi bir patent yasa dışı bir patent olarak kabul edilecektir. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Vipo Genel Direktörünün cevabı çok kısa oldu. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Vipo'nun rolü siyasi çatışmalara müdahale etmek değildir. Lütfen ilgili devletle iletişime geçin. Bakü Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Uluslararası Göç Örgütü Misyon Başkanı Traydoli ile bir araya geldi ve bu sırada Bakü ile Uluslararası Göç Örgütü arasındaki işbirliği olanakları tartışıldı. Bayramov, Ermeni-Azeri çatışması nedeniyle mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler sorununa da değindi. Ancak bu durumda da ülkenin Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilen Bakü, katı bir seçici yaklaşım sergiliyor. Bu konuda Pan-Ermeni Birliği Gartman Şirvan Nahçıvan, sadece aylar önce Artsakh Ermenilerinin sivil halkın hedef alınmasıyla birlikte yaşanan insani felaket ve savaş sonrasında askeri siyasi vandalizm yoluyla zorla yerinden edilmeye maruz kaldıklarını unutmuş göründüğü uyarısında bulunuyor. Dışişleri Bakanı'nın ayrıca 9 Kasım 2020 tarihli antlaşmaya göre Bakü ayrıca tüm mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin eski ikamet yerlerine geri dönüşünü sağlamayı da üstlendiğini, bu da dolaylı olarak 2020 yılında şu anlama geliyor. 44 gün süren savaşın ardından zorla yerinden edilen Ermenilerin Bakü kontrolündeki topraklardan güvenli bir şekilde sürülmesi sağlanırken, artakın Azerilerle doldurulmasını, doğal ve bin yıllık etnik yapının değiştirilmesi yoluyla antlaşmanın o maddesinin tek taraflı olarak uygulandığını da unuttuğunu belirtiyorlar. Bayramov'un 36 yıl önce Sumgayit Ermenilerinin nasıl bir katliama maruz kaldığını 34 yıl önce Bakü Ermenilerinin başına gelenleri, 32 yıl önce Maraga halkının nasıl bir barbarlıkla yok edildiğini hatırlayamadığını vurguluyorlar. Uluslararası Göç Örgütü'nün Azerbaycan'daki misyon heyeti başkanı muhatabının 2020-2023'te Doğu Ermenistan ve Arsah Dağlı Karabağ Ermenilerine karşı işlenen suçlardan dolayı sorumlu çetelerinden biri olduğunu açıkça görmekte zorlanacak gibi görünüyor. Gartman, Şirvan, Nahçıvan Pan-Ermeni Birliği, Uluslararası Göç Örgütü'nü temsilcilerinin faaliyetleri konusunda dikkatli olmaya, mülteci ve zorla yerinden edilmiş olguların ortaya çıkmasına yol açan siyasi süreçlere ilişkin değerli ve tarafsız değerlendirmeler yapmaya çağırıyor. Askeri işler uzmanı Karen Vırtanesyan, Amerika Beşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller'ın açıklamasına atıfta bulunan bir yazı yazdı. Miller'in Doğu Ermenistan-Azerbaycan olası antlaşması hakkında antlaşmanın mümkün olduğunu ancak her iki tarafında bazı zor seçimler ve zor tavizler vermesi gerektiğini belirttiğini hatırlatalım. Bu şu ana kadar verilen tüm tek taraflı tavizlerin tekrar geçersiz olduğu ve bir daha barış garantisinin verilemeyeceği yeni bir zor seçimler ve zorlu uzlaşmalar aşamasının başlatılması gerektiği anlamına geliyor. Karen Vırtanesyan doğal olarak sözde uzlaşmanın yalnızca Doğu Ermenistan'la ilgili olduğunu yazdı. Hindistan'ın Doğu Ermenistan tam yetkili büyükelçisi Nilakshi Saha Sinha, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü'nde ağırlandı. Büyükelçiye sergi salonuna kadar eşlik edilerek Ermeni Kadın Soykırım Armenosit Kurbanı ve Kahramanı başlıklı geçici sergi tanıtıldı sergi aracılığıyla büyük elçi Batı Ermenistan'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer Ermeni nüfuslu bölgelerindeki Ermeni kadınlarının günlük yaşamı, güzel el sanatları, kullanılan takılar, farklı bölgelerdeki kostümler hakkında bilgi sahibi oldu. Daha sonra bireysel kadın hikayeleri aracılığıyla büyük elçi Nilakşi Saha Sinha'ya Ermeni kadınlarına Ermenilere yönelik soykırım, Arminosit sırasında yaşanan şiddet ve davalarla yüzleşme konusundaki irade ve kararlılıkları sunuldu. Büyükelçi, müzede sunulanların sadece tarihi gerçekler olmadığını ve dünyanın farklı yerlerinde benzer suçların işlendiğini üzüntüyle kaydetti. Rusya ve Yeni Nahçıvan Ermeni Psikoposluğu basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre Moskova'nın en ünlü Mikhail Lomonosov'un adını taşıyan Devlet Üniversitesi'nin Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü, Orta Asya ve Kafkasya Ülkeleri bölümünde Ermeni Dili ve Ermeni Araştırmalar bölümü açılacak. Üniversitede Grapar yani eski Ermenice de dahil olmak üzere Ermeni dilini Ermeni halkının tarihini ve kültürünü araştıracak aynı zamanda Doğu Ermenistan'daki üniversiteler ve diğer ülkelerdeki Ermeni araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirecek. Ermeni araştırmaları bölümünün Eylül 2024'ten itibaren çalışmalarına başlayacağı ve Ermeni ile Rus halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi. 2016 yılından beri doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalan ve Almanya'da yaşayan demokrasi, ifade özgürlüğü, genel olarak insan hakları ve Ermenilere uygulanan soykırım, Arminosit konularında ısrarcı ve fedakar mücadelelerle bilinen, Türkiye'de yayınlanan Artı Gerçek gazetesinin yazarı Ermeni Aydın Hayko Bağdat, kendi uyruklarını gizlemek zorunda kalan Ermeni, Rum ve Yahudiler hakkında bir makale kaleme aldı. Makale şöyle. Memlekette kaç Ermeni vardı, kaç öldürüldü, kaçı zorla başka kimliklere dönüştürüldü. Bugün toplumda böyle kaç insan yaşıyor? Kim bunlar? Abdullah Gül'ün annesi Ermeni miydi? Sabiha Gökçen, Mesut Yılmaz, Adnan Kahveci, Devlet Bahçeli Ermeni miydi? Şevki Yılmaz, Murat Karayalçın, Abdullah Öcalan, Hakan Fidan, Fethullah Gülen, Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni, Rum veya Yahudi miydi? Türkiye'de geçmişteki kimliklerini kamufle edip Müslüman gibi, Alevi gibi, Kürt gibi yaşamına devam eden kaç Ermeni var? Türkiye'de Ermeniler Ermeni kimliğini neden terk etmek zorunda kaldılar? Eğer Abdullah Gül'ün annesi profilinde bir kadın aslında Ermeni ise o kadına bu zulmü kim yaşattı? Bu Ermeniler İslamcı geleneğin önde gelen bir ailesine nasıl dönüştüler? Neden hep anneler, anaanneler Ermeni oluyor? babalar dediler neden hiç Ermeni değil. Daiş'in Ezidi kadınlara yaptığını Türkiye devleti Ermeni kadınlara mı uyguladı? Türkiye devleti kimlerin geçmişte Ermeni olduğunu biliyor mu? Bu kayıtlar bir yerlerde duruyor mu? Bu bilgiler zamanı geldiğinde kullanılıyor mu? Geçmişte Ermeni olmak bu kadar büyük bir suç ise bugün hala Ermeni olanlar Türkiye için ne ifade ediyor? Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti Milletvekilliği gibi görevler yapmış olan Yusuf Alaçoğlu 2010 yılında yazdığı bir yazda ilginç bir rakam vermişti. Kayseri'de Avşarlar Sempozyonu'nda bir konuşma yapmıştım. Bu konuşmamda kendisini Kürt ve hatta Kürt Alevi gösteren Ermeni dönmelerinden bahsetmiştim. Yer yerinden oynamıştı ve benim kafatasçılığım dahil söylenmedik söz ve hakaret kalmamıştı konu öylesine sunulmuş ve çarpıtılmıştı ki yargısız infaza uğramıştım. Sözlerimde ne Kürtlere ne de Alevi vatandaşlarımıza hakaret vardı. Ben bir bilim adamı olarak nerede olduklarını belgeyle açıklamıştım. O zamanki söylediklerimin tümü Amerikan arşiv belgelerinde dayanmaktaydı ve hatta isim ve köy adlarına kadar bilgi bulunmaktaydı. Benim tespitim bugün en azından 500 bin Ermeninin bu şekilde bulunduğudur. O dönem Halaçoğlu 500 bin kripto Ermeni olduğunu ve bu Ermenilerin ülkedeki terör örgütlerini kuran ve yönetenler olduğunu söylüyordu. Bu konuda derin araştırmalar yapılmasını istiyordu. Ermenileri soykırım Armenosit'ten geçiren, kalanlarını köleleştiren, asimile eden devlet, aradan geçen bir asır zaman sonrasında bile Ermenileri avlamaya devam etmek istiyordu. Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, kripto Ermeniler meselesinde yeni bir aşama yaptı. Basit bir matematik ile kripto Ermenilerin sayısı hakkında farklı bir rakam tespit etti. Gökçek bu hesabı 1915'te yaşanan soykırım arminosidi ve milyonlardan fazla Hristiyan vatandaşın yok edildiği dönemi görmeden yapmış da olsa kendince bir sonuca ulaştı. Gökçekin paylaşımı şöyle. Osmanlı 1914 nüfus sayımı. O tarihte Osmanlı'da 3 milyon 353 Rum, Yahudi ve Ermeni var. Nüfusun %18.22'si. Türkiye'nin 2024 nüfusu 85 milyon 372 .377. Aynı oranları baz alırsak şu anda Türkiye'de 15 milyon 554 Rum, Ermeni ve Yahudi var. Ben Türkiye'de bunları tanımak istiyorum. Kimsenin ırkı olarak Rum, Ermeni ve Yahudi olması kınanamaz. Ama nasıl Suriyeli, Afgan veya Türkmen ismi ırk ve kimliğiyle tanınıyorsa bunları da kimlikleriyle tanımak hakkımızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de acil bir kanun çıkartılması ve kişilerin gerçek kimlikleri nüfus cüzdanlarına işlenmeli inanıyorum ki nasıl Türk Türklüğüyle gurur duyuyorsa Rum Rumluğuyla, Ermeni Ermeniliğiyle, Yahudi Yahudiliğiyle övünecektir. Ne düşünüyorsunuz tweet alemi? Evet sevgili okurlar ne düşünüyorsunuz gerçekten? Hayatın doğal akışında ülkede 15 milyon 554 bin 847 Rum, Ermeni ve Yahudi olacakken bugün bir stadyumu dolduramayacak kadar azalmalarının sebebi ne olabilir? Memlekette kaç Ermeni vardı, kaçı öldürüldü, kaçı zorla başka kimliklere dönüştürüldü. Bugün toplumda böyle kaç insan yaşıyor? Kim bunlar? Doğu Ermenistan olimpiyat takımının bir üyesi olan atıcı Elmira Garabetyan, olimpiyat oyunları meşalesi koşusuna katıldı. Doğu Ermenistanlı sporcu Fransa'nın kuzeyindeki o bölgesindeki Ville Kuthan topluluğunda Paris 2024 meşalesiyle koştu. Garabetyan Armen Presi yaptı açıklamada. Bu duyguları kelimelerle anlatamam. O an tüm vücudumuza kramp giriyor. Her şey inanılmaz derecede organize edilmişti. Süper profesyonel. Çok etkilendim dedi. Ona göre Fransa'daki Doğu Ermenistan Büyükelçiliği organizasyonel konulara doğrudan katılarak Garabetya'nın olimpiyat ideolojisinin önemli bir parçası olan bayrak yarışının bir parçası olmasına yardımcı oldu. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.